Merhaba arkadaşlar Tonguç Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugünkü konumuz tiyatro arkadaşlar. Tiyatro nedir? Tiyatronun genel özellikleri nelerdir? Bunları öğreneceğiz. Evet, şöyle bir bakıyorsunuz. Bu videomuzda neler öğrenecekmişiz? Tiyatronun genel özellikleri, tiyatronun tarihsel gelişimi, tiyatronun yapı unsurları, tiyatro terimleri. 9. sınıfta kesinlikle önemli bir konu. Hazırsanız hadi bakalım başlıyoruz. Tabii ki videoya geçmeden önce hemen ödevlendirmemizi yapıyoruz. Bugün 24 Mart arkadaşlar. Edebiyat dersinde tiyatroyu, tiyatronun genel özelliklerini öğreneceğiz ve 0'dan 9'a kitabımızda sayfa 134 ile 135 arasında kesinlikle yapıyorsunuz. Evet, programınızı aksatmıyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi tiyatroya baktığımızda tiyatro sahnede bir seyirci topluluğu önünde oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazılan edebi türdür. Kesinlikle sahne olmak zorunda onu diğer türlerden ayıran bir özelliktir arkadaşlar. Sahnede oynanmak üzere yazılan eserlere genel olarak dramatik metinler adı da verilir. Yani testlerde karşınıza dramatik metin diye çıkarsa lütfen şaşırmayın. Tiyatro kavramına şöyle bir baktığımızda sahnede bir seyirci topluluğu önünde oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazılan edebi tür. Sahnelenmek için yazılmış oyunları izleyiciler önünde oynayan grup yani bakın mutlaka sahne olacak tanımında sahnelenmek için yazılmış oyunların oynandığı yer. Bütün bunları kapsayan sanat dalının genel adına biz tiyatro diyoruz. Evet, baktığımızda tiyatronun genel özelliklerine baktığımızda arkadaşlar göstermeye dayalı edebi bir metindir. Bu roman gibi değil değil mi? Roman anlatmaya dayalı edebi bir metinken tiyatro göstermeye dayalı edebi metindir. Çünkü mutlaka bir sahne olmak zorunda ve o sahnede oyuncular rollerini oynamak zorunda. Harekete önem veren, biçim veren dramatik ritmik sanatlar arasında yer alır. Mutlaka tiyatro için arkadaşlar bir hareketlik söz konusu. Sahnede canlandırılmak üzere yazılır sahne bakın burada da karşımıza çıktı. Konusunu günlük hayattan, tarihten, mitolojiden alabilir. Yani birçok konu aslında tiyatronun konusu olabilir. Eserde yer, dekor ve kişilerle ilgili bilgiler perde Ana bölüm başlarında yer alır. Tabii ki bu kişilerle ilgili önemli bilgiler verilir. Oyuncuların sergilemeleri gereken davranışlar yay ayraç içinde gösterilir. Mesela der ki, işte Ali, Ali şöyle gülümseyerek der, değil mi? Buradaki davranışını nasıl verir? Parantez içerisinde verir şu şekilde verebilir bana anlatım, diyalog yani diyalog neydi? Karşılıklı konuşma ve monologlar dışa verilen iç ses şeklindedir diyoruz. Anlatım, diyalog ve monologlarla zenginleştirilir. Sahnelenen bir tiyatro iletisini aracısız yani kağıt, film ve benzeri olmaksızın aktarır değil mi? Yani kesinlikle tiyatroda arkadaşlar kağıt, film gibi e, aracılar yoktur. Aracısız bir şekilde sadece sahnede. Aktarır diyoruz devam ediyoruz tiyatronun tarihsel gelişimine baktığımızda daha doğrusu dünya edebiyatında tiyatroya baktığımızda tiyatro kelimesinin kökeni Yunanca seyir yeri anlamına gelen teatrondan gelmiştir arkadaşlar. Yani teatron bugünkü tiyatro kavramını kapsıyor. Eski Yunan'da Bağbozumu tanrısı Dionysus adında yapılan dinsel törenlerden doğar diyoruz arkadaşlar evet Dionysus adına yapılan dinsel törenlerden doğmuştur bu törenlerde keçi postu giymiş insanlar koro halinde şarkılar şiirler söyler dans ederlerdi. Bu törenlerde sergilenen oyunlar zamanla biçimsel kalıplara göre yazılmaya ve şiirsel bir nitelik kazanmaya başlamıştır arkadaşlar. Sonraları koro şarkılarına konuşan kişilerin de eklenmesiyle bu oyunlar dinsel törenlerin bir parçası olmaktan uzaklaşarak sanat gösterisine dönüşmüştür diyoruz. İşte tiyatronun kökeni buraya dayanmakta. Zamanla tabii ki trajedi, komedi, dram adı verilen türler ortaya ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Tiyatro belli dallara ayrılmıştır. Evet. Türk Edebiyatı'nda tiyatroya baktığımızda Anadolu'da modern tiyatro öncesinde tabii ki geleneksel Türk tiyatrosu denilen bir kavram egemendi. Batılı anlamda tiyatro Türk Edebiyatı'na tanzimatla birlikte gelmiştir değil mi? Ne diyoruz? Tanzimatla beraber batıya kapılarımız açılmış tiyatroda bu dönemde edebiyatımıza girmiştir. Tanzimat sanatçıları Batı'dan önce tiyatro çevirileri yapmışlardır. Yani henüz bizim bir tiyatro metnimiz yokken arkadaşlar ne yapıyorduk? Batılı yazarların tiyatro eserlerini çeviriyorduk. Ne zamana kadar? Ta ki biz kendi artık tiyatro metinlerimizi yazana kadar. Çeviri oyunlar, adaptasyonlar yani uyarlamalar izlenmiştir bu dönemde arkadaşlar. Şinasi 1860'ta İlk yerli ve Türkçe tiyatro eseri olan, haydi bakalım yorumlara yazın, şair evlenmesini yazmıştır arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın ilk yerli tiyatrosu şair evlenmesidir biliyorsunuz. Evet, devam ediyoruz. Bu dönemde Ahmet Vefik Paşa Molière'dan ne yapmıştır? Uyarlamalar yani çeviriler yapmıştır. Ahmet Vefik Paşa'da arkadaşlar. Türk tiyatrosunda önemli bir isimdir diyoruz. Devam ediyoruz. Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemlerinde tiyatro farklı anlayışlarla gelişimini sürdürmüştür. Bu da kesinlikle yine bizim için önemli. Tanzimatla beraber edebiyatımıza girdi. Daha sonra Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemlerinde de tiyatro yine gelişimini sürdürmeye devam etmiştir. Evet. Şimdi ne dedik biz? Dedik ki modern tiyatrodan önce göstermeye bağlı yani geleneksel tiyatro vardı daha doğru söyle daha doğru olur. Geleneksel Türk tiyatrosuna baktığımızda Karagöz, orta oyunu, meddah, seyirlik köy oyunları ve kukla olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Beşe ayrılır. Modern Türk tiyatrosuna baktığımızda az önce saymış olduğum isimler yani trajedi, komedi ve dram olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu tabloyu iyi bir şekilde bilmemizde fayda var. Şimdi tabii ki tiyatronun yapı unsurları var. Hikayenin yapı unsuru olduğu gibi, romanın yapı unsuru olduğu gibi tiyatronun da bir yapı unsuru vardır. Ne olacak? Mutlaka dramatik bir örgü olacak. Mutlaka yer ve mekan belli olacak arkadaşlar. Zaman Çatışma değil mi? Karşıtlıklardır çatışma ve tabii ki tiyatro için olmazsa olmaz kişilerin olması gerekiyor. Baktığımızda konu arkadaşlar bir perde mutlaka perdeden oluşur ve perdeden sonra e, daha doğrusu perdelerdeki alt bölümlere de biz ne diyeceğiz? Sahne ismini vereceğiz. Evet, dramatik örgüye baktığımızda tiyatrodaki olay örgüsüne biz dramatik örgü diyoruz. Roman ve hikayede biz olay örgüsü e, diyoruz biliyorsunuz. Tiyatroda ise olay örgüsünün karşılığı dramatik örgüdür. Her tiyatro eserinde bir olay ya da olaylar zinciri vardır. Tek bir olay da olabilir. Birden fazla olaydan da oluşabilir. Bu olaylar eyleme dönüşmüş tutkular, özlemler, düşler ve isteklerdir arkadaşlar. Dramatik örgüyü ortaya çıkaran temel ögeler tabii ki serim, düğüm ve çözümdür. Buna zaten aşinasınız, bildiğiniz konular. Evet şimdi baktığımızda serim bölümünde ne olur? Serim bölüm arkadaşlar giriş bölümüdür ve burada tabii ki olaya geçmeden önce olayın kişileri tanıtılır. Oyunun teması ve bu temayla ortaya çıkan sorunlar seyirciye açıklanır. Düğün bölümüne geldiğimizde artık gelişme bölümü ve burada artık çatışmalar alevlenir, kavgalar alevlenir, tartışmalar ortaya çıkar. Çatışmalar boyutlanır ve çıkmazlar sergilenir. Seyircinin merakı en üst düzeye çıkarılır. Tam böyle bir düğümdür arkadaşlar burada. Böyle çatışmalar, olaylar düğümlenir. Hepimiz merak ederiz. Acaba nasıl bir çözüm olacak ve oradan hemen çözüme atlıyoruz. Çözümde artık burada düğümlenen olaylar, o meraklar, kavgalar, tartışmalar hop çözüme kavuşturulur diyoruz. Olaylar sonuçlanır artık. Seyircinin merakı da giderilmiş olur. Evet, şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Yer yani mekan. Olayların geçtiği çevreye biz yer diyoruz, değil mi? Canlandırılan olaylar yaşandığı zamana ve çevreye uygun bir dekor ile sahnede yansıtılır. Tabii ki çok önemli, mutlaka olayın, dekorun ve çevrenin birbiriyle hatta yaşandığı zamanın birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Oyunun geçtiği yeri canlandırmak için kullanılan ışık Eşya gibi araçların tümü neyi oluşturacaktır? Dekoru verecektir bana. Dekoru oluşturacaktır. Oyuncunun dekor gereği kullandığı eşyalar, dekora yardımcı sahne eşyaları olan aksesuarlar da mekanı tamamlayan ögelerdir arkadaşlar. Tabii ki bizim için önemli mutlaka ne olacaktır? Ee, oyuna uygun daha doğrusu dekora uygun eşyalar, aksesuarlar olacaktır ki çünkü mekanla bir bütün halindedir bu. Zamana baktığımızda arkadaşlar... Olayların başlangıcı ile bitişi arasında geçen süre zarfına biz ne diyeceğiz tabii ki? Zaman diyeceğiz. Metinde olaylar kronolojik zaman, düğümden başlatılan zaman, sonuçtan başlatılan zaman ve düzensiz zamanlardan biriyle sıralanabilir. Kronolojik zaman, düğümden başlatılan zaman, sonuçtan başlatılan zaman ve düzensiz zamanlardan biri olarak sıralayabiliriz zamanı. Şimdi kişilere baktığımızda arkadaşlar Olayların ortaya çıkışında etken olan varlıklara oyunun kişileri denir. Tabii ki bir olayın yaşanabilmesi için temelinde kişiler olması gerekiyor. Kişiler iletinin okura yani izleyiciye ulaşmasını sağlayan temel unsurdur değil mi? Bir tiyatro metninde arkadaşlar bir tiyatro oyununda kişiler olmazsa olmazdır. Kişiler olaylardaki ağırlıklarına göre birinci veya ikinci derecede önemli kişiler olarak ikiye ayrılır tabii ki birinci dereceden önemli kişiler de olabilir ikinci dereceden önemli kişiler de olabilir tiyatroda da yazar tipleştirme ya da karakter çizme yöntemine başvurabilir bir tip var arkadaşlar. Toplumu temsil eden mesela cimrilik ya da zenginlik tipi bir de karakter var. Kendine özgü olan kendi halinde çok fazla bir toplumu temsil etmiyor, sadece kendini temsil ediyor. Yani tipleştirme ve karakter yöntemlerine başvurulabilir tiyatroda. Evet, tip ve karakterler çevrelerinden soyutlanmadan toplumsal, fiziksel ve psikolojik özellikleriyle verilir tiyatro metinlerinde kişiler cinsiyetleri, isimleri, yaşları, unvanları, işleri ve birbiriyle olan ilişkileri şahıslar listesinde eserin başında mutlaka verilir ve tanıtılır. Metin içinde kişiler repliklerinin başında genellikle büyük harflerle yazılan adlarıyla belirtilirler diyoruz arkadaşlar. Kişiler mutlaka önemli. Şimdi çatışmaya baktığımızda dediğim gibi özellikle gelişme bölümünde bir olay yani bir çatışma olmak zorunda demiştik arkadaşlar. Çatışmaya baktığımızda çatışmada ne olacaktır? Bir kişinin kendisiyle ya da başka bir kişiyle, toplumla, toplumsal kurallarla, bir durumla veya doğa ile karşıtlık oluşturmasına çatışma diyoruz arkadaşlar. Mutlaka zıt tipler ya da zıt konular ya da zıt fikirler olacaktır ki çatışma olabilsin değil mi? İzleyici, seyirci bunu merak edebilsin. Evet, dramatik sanatın temeli zaten çatışma üzerinedir. Tiyatro eserlerinde olaylar bir mücadeleden doğar arkadaşlar. Bu mücadelede farklı güçler karşı karşıya gelir ve bir ne oluşur arkadaşlar? Mutlaka bir çatışma oluşur diyor. Çatıdan aklınıza gelsin. Çatışıyor iki taraf ne oluyor? Karşılıklı olarak zıtlaşıyor diyoruz. Karşıt duygu, düşünce ve isteklerin kişilik özelliklerin bir arada sergilenmesiyle çatışma ortaya çıkar diyoruz sosyal statü, ekonomik durum, psikolojik yapı, eğitim ve kültür gibi unsurlardaki keskin farklılıklar mutlaka çatışmayı belirleyen önemli etkenlerdir diyoruz. Şimdi Temel tiyatro terimlerine baktığımızda arkadaşlar evet adaptasyon ne demek? Adaptasyon. Yabancı dille yazılmış bir oyunu yerel koşullara uygun biçimde kendi diline çevirme yani yabancı bir eseri kısaca Türkçeye Uyarlama arkadaşlar Türkçeye çevirme diyoruz. Bir romanı ya da bir öyküyü sahne için yeniden düzenleme ve uyarlama anlamına da gelebilir. Ne yapıyorsunuz? Bir romanı ya da bir öyküyü kısaca tiyatro metnine çeviriyorsunuz ve bunu sahnede ne yapıyoruz? Uyarlıyoruz. Evet, aksesuar nedir? Aksesuar oyuncunun dekor gereği kullandığı eşyalar dekora yardımcı sahne eşyalarının tamamına aksesuar adını veriyoruz. Peki dekor ne? Dekor oyunun geçtiği yeri canlandırmak için kullanılan ışık, eşya gibi araçların tamamına verilen isimdir. Devam ediyoruz diyalog. Arkadaşlar diyalog di iki yani iki ya da daha fazla kişinin karşılıklı konuşmasına biz diyalog adını veriyoruz. Peki mono monolog ne demek? O zaman oyundaki tek kişinin kendi kendine konuşması yani aslında iç sesinin dışa aktarılmasıdır diyoruz. Figüran oyunda konuşması olmayan veya konuşması çok az olan rollere çıkan kimse. Bazen öğretmen böyle tiyatro için oyuncu seçmek istediğinde siz diyorsunuz ya. Ya hocam geleyim ama konuşmayayım. İşte siz sahnenin bir kenarında duruyorsunuz. Hiçbir rolünüz yok, repliğiniz yok, konuşmanız yok. Sizler birer ne oluyorsunuz o oyunun figüranı oluyorsunuz arkadaşlar. Jest, rol gereği yapılan el, kol ve beden hareketlerinin tamamına jest diyoruz arkadaşlar. Mimik de duygu ve düşünceleri yüz ifadeleriyle yansıtma işine verilen isimdir. Şimdi kostüm oyunda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adına kostüm adını veriyoruz. Yani kısaca arkadaşlar, oyuncuların giydikleri kıyafete kostüm adını veriyoruz. Peki kulis ne? Tabii ki bu oyuncuların üzerlerini değiştirmek için ve hazırlanmak için küçük küçük odacıklara ihtiyaçları var. İşte sahnenin gerisinde oyuncuların oyuna hazırlandıkları ve sahneye çıkış sırasını bekledikleri yere kulis adını veriyoruz. Makyaj, oyuncunun rolüne uygun olarak yüze şekil verme, yüzü boyama işidir arkadaşlar. Evet. Pandomim ne demek? Pandomim düşünceleri ve duyguları kimi kez müzik, kimi kez çeşitli eşyalar eşliğinde, kimi kez dansla ya da gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan sözsüz bir oyundur arkadaşlar. Perde bir tiyatro eserinin büyük bölümlerinden her birine perde adını veriyoruz. Sahneyi seyirciyi açan ve kapatan kumaş parçasına da perde adını veriyoruz. Genellikle tiyatrolarda arkadaşlar bordo renklidir. Biliyorsunuz mutlaka eğer tiyatroya gittiyseniz görürsünüz. Tiyatro başlamadan önce perde kapatılır. Tiyatro başlayacağı zaman perde açılır. Evet sahne bir tiyatro metninde baş kişinin ya da önemli kişilerin yönelişlerini başlatıp bitiren bir parçadır. Bir tiyatro binasında oyuncuların oynamaları için özel olarak yapılmış ve genellikle yükseltilmiş alandır. Tiyatroya gittiyseniz arkadaşlar sahne o oturduğumuz koltuklardan bir tık daha yarım metre kadar daha yüksektir. Daha rahat görebilelim diye. Piye tabii ki oyun demek. Replik oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz. E, i̇kinci anlamı ise konuşanların birbirlerine söyledikleri sözlerden her birine replik diyoruz. Rol canlandırılan kişiliği ortaya çıkaran söz ya da davranışlardır. Oradaki kişiler hepsi arkadaşlar bir role bürünüyor ve hepsi bize bir rolü canlandırıyor. Suflör tabii ki önemli. Perde arkasında Oyunun metinden takip eden ve unutulan sözleri fısıldayarak oyunculara hatırlatan görevli. Yani siz sahnedesiniz o an söyleyeceğiniz konuşmayı unuttunuz. Sahne arkasında yani kulüste biri sizi takip ediyor metinden ve unuttuğunuz yeri yavaşça ne yapıyor arkadaşlar size söylüyor yani fısıldıyor. Evet tirat oyunda kişilerin birbirlerine karşı söylediği uzun soluklu coşkulu sözler. Tuluat, metin dışı, o an akla geldiği gibi hareket etme, söz söyleme yani doğaçlama demektir arkadaşlar. Evet, peki biz bu videoda neler öğrendik? Tiyatronun genel özelliklerini öğrendik. Tiyatronun tarihsel gelişimini öğrendik. Tiyatronun yapı unsurlarını öğrendik arkadaşlar ve tiyatro terimlerini öğrendik diyoruz. Tabii ki unutmuyorsunuz ödevinizi tekrardan hemen hatırlatıyorum arkadaşlar. Baktığımızda bugün 24 Mart edebiyatta tiyatroyu gördük, tiyatroyu öğrendik. Sıfırdan 9'a edebiyat kitabımızdan sayfa 134-135'i yapıyorsunuz. Hemen şöyle bakıyoruz. Evet hızlıca 134, 135'i eve ödev olarak veriyorum. Kesinlikle ödevinizi yapmalısınız. Çalışkan bir öğrencinin işi ödevini yapmaktır arkadaşlar. Evet buraya kesinlikle ne yapıyorsunuz? Bu sayfaları yapıyorsunuz. Bu sayfaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın. Şimdi ödüllü sorumuza bakıyoruz. Evet şair evlenmesi adlı oyun hangi yılda yazılmıştır? Yorumlarda buluşuyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.